10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla Uygur, Tibet ve Güney Moğolistan örgütleri Japonya başkenti Tokyo'da Çin'in insan hakları ihlallerini protesto etti. Avrupa Birliği Çin'in insan hakları ihlallerinden kaygılı. Avrupa Birliği Çin delegasyonu 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla yayınladığı açıklamada Çin'deki temel insan hakları ihlalleri ve özgürlük kısıtlamalarından derin kaygı duyduğunu belirtti. Türk dili konuşan ülkeler asamblesi 7. Genel Kurulu toplantısı Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yapıldı. Toplantıya Türk Boy üyesi Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan ve Azerbaycan meclis başkanlarının yanı sıra Macaristan gözlemci statüsüyle Özbekistan ise onur konuğu olarak ilk kez katıldı. Obama'dan Trump'ı kızdıracak benzetme. Amerika Birleşik Devletleri'nde demokrasi bahçesine bakılmazsa işlerin çabuk bozulabileceği uyarısında bulunan ABD eski başkanı Barack Obama, Amerikalıların demokrasinin savunuculuğu konusunda uyanık olmalarını, aksi takdirde 1930'lardaki Nazi Almanya'sının yolundan gidilmesi riski bulunduğunu söyledi. Malezya Savunma Bakanı Hisamüddin Tun Hüseyin, Malezya Silahlı Kuvvetleri'nin Kudüs konusunda görev almaya her zaman hazır olduğunu söyledi. Aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması Türkiye'de ve dünyanın pek çok ülkesinde protesto edildi. Netanyahu Avrupa'yı ikiyüzlülükle suçladı. İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını eleştiren Avrupa ülkelerini ikiyüzlü davranmakla suçladı. İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, İranlı mevkidaşı Muhammed Cavad Zarif ile Tahran'da bir araya geldi. Henüz bir açıklama yapılmasa da İngiliz Bakanın Zarif ile ülkede yaklaşık 2 yıldır tutuklu bulunan hem İngiliz hem İran vatandaşı Nazanin Zakari konusunu görüştüğü düşünülüyor.